ben. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bugün biraz duygulandık. Evet. Duygusallaştık. Ünsal eniştesi duygusallaştırdı. Buyurun efendim. Merhaba. Dinliyoruz sizi. Merhabalar. Buyurun. Ya bir şey söyleyeceğim. 3,5 yıldır eşim beni teyzemin kızıyla aldattı. Oo. Dil gibi yapsın. Evet. 3,5, ben 11 yıldır evliyim. 2 çocuğum vardır. 3,5 yıldır beni teyzemin kızıyla aldattı. Hiç haberim yok ama ben ondan şüpheleniyordum. Nasıl şüphelendin? Şu şekil, yani telefonlarını hep şifreliyordu. Benden saklıyordu. Ve durmadan dışarıya çıkıyordu. Hiç benimle ilgilenmiyordu. Ondan sonra... evde huzursuzluk vardı, tartışma vardı. Yani resmen çocuklarımın gözü önünde şiddet uyguluyordu bana. Peki sonra ne oldu? Bunları öğrendikten sonra nasıl bir yol izlediniz? Neler yaşandı? Sonra ben birkaç defa dedim hani dedim sen kiminle görüşüyorsun falan, ona söyledim, hatta dedim beni aldatıyorsun. Hı hı. Bana dedi hayır öyle bir şey yoktur. Sonra birkaç defa daha yine ona öyle söylerken bana dedi evet dedi sevgilim vardır, yüzüme söyleye söyleye bana dedi vardır. Hani dedim kimdir yani, neyin nesidir falan konuştum öyle güzel bir şekilde, hiç tavır yapmadan. Sonra ne dedi? Biraz heyecanlıyım, konuşamıyorum. Çok haklısınız, yavaş yavaş anlatın. Zaten olayın genelini anladık. Size aslında evet, bir sevgilisi olduğunu itiraf etti. Siz evet, o sevgilisinin koynunuzdaki yani yılan olduğunu nasıl anladınız? Onun teyzenizin kızı olduğunu nasıl anladınız? Ya bir de WhatsApp'a girdiği zaman ikisi beraber çevrim içi oluyordu. Şüpheleniyordum. Bazen teyzemin kızı geliyordu. Yanıma sinsice yaklaşıyordu. Bana diyordu hani ne yapıyorsun falan. Yani konuşmalarından belliydi. Tamam. Sonra peki eşiniz bunu itiraf etti. Anladınız. Sonra ne oldu? Eşinizin tutumunu çok merak ediyorum. Eşim inkar etti. Tamam. O değil diye inkar etti ama ben o kızın ismini de verdim. Dedim kesin odur. Hayır dedi, inkar etti. Sonra gittim kızın annesine söyledim. Hani öyle bir şey vardır. Kız güveni vermişti annesine zaten. Annesi hayır kızım öyle bir şey yapmaz diye. Dedi. Sonra 3,5 yıl berabermiş. Benim haberim yoktu. Sonradan... ne zaman oldu ya? Son 2,5 yıldan sonra oldu. Evet, 2,5 yıldan sonra oldu. Sonra kaç ay, 5 ay önce bir sabah eşim dedi işte işe gideceğim çalışmaya. Ben orada düzenimi kuracağım. Sonra 2 çocuğu seni de alacağım yanıma diye. Biz de ona inandık. Dedik işte gidecek, işe çalışmaya gidecek falan. Ondan sonra bir sabah kalktı beraber saat 6.30, sabahın 6.30'undan çekip gitti. Çocuklarını öptükten sonra dedi işte ben gidiyorum işe çalışma, onu yolculadıktan sonra. Eşim gitti, saat böyle 2 gibi haber geldi kızla beraber kaçmış. Aa! Evet, hem de teyzemin kızı. Ve evli mi adam? Kızı. Evet, adam evli. Kız 19 yaşında, eşim 35-36 yaşında. Peki yani siz bir şimdi teyze mahkemeye başvurdunuz mu? Dava açıldı mı? Dava şu şekilde açıldı. Yani o nafaka davası açtım ben. Tamam. Onun nerede olduğunu bilmiyoruz. 6 ay geçti arada. 6 aydan sonra hani nerede olduğunu hala da bilmiyoruz. Ama telefon açıyor. Çocuklarımla falan görüşeceğim. Ben hiç açtığı zaman vermedim. Çocuklarıyla görüştürmek istemedim. Sadece nafaka davası üzerinden yürümeyin. Bakın avukatınız mutlaka bunu biliyordur ama gözünüz açık olun. Yani size burada yapılan kişisel haklarınıza saldırılar var vesaire. Sadece nafaka değil yani bu olay. Sadece nafaka değil yani buradaki olay. Hayır, çocuklarına zaten hiçbir şey yollamıyor. Ben halen de evimde oturuyorum. Telefon açıyorsan hala o evde ne işin var bana diyor. Allah Allah. Yüzsüzlük de yani almış başına gidiyor. Peki evet, siz size geri dönsün istiyor musunuz? Efendim? Siz geri dönsün istiyor musunuz? Danışmak istiyor musunuz? Hayır, kesinlikle geri dönmesini istemiyorum. Hı. Bu dünya onun üzerinde kurulmamış. Ben 2 çocuğumun yanındayım. Aferin sana, aferin sana, aferin sana. Kesinlikle istemiyorum bu saatten sonra. Zaten boşanma davasını onun açmasını istiyorum. Ben açmam. Kendi pislerini kendi temizlesin. Güzel. Kendisi davasını açsın. Ben boşanmadan yanayım zaten. Açmasını istiyorum. Ben şu an nafaka davasını açmışım. Bana telefon açıyor. Ben nafakasını bile vermem dedi. Tedbir nafakasını alırlar, bile vermem alırlar, diyor. Hiç merak etmesin. Ondan alırlar. Evet. Benim çocuklarımın psikolojisini alt üst etmiş. Her seferinde telefon açıyor. Bana diyor ki çocuğuma ver. Neyse ben çocuğuma veriyorum. Hani çocukların ne suçu var diye şey yapıyorum, söyleniyorum. Kesinlikle çocuklarımı ihmal etmiyorum. Çocuklarımla konuşuyor. Çocuklarıma diyor ben seni alacağım, kızım seni alacağım. Kızım da hayır ben seni istemiyorum baba. Bizi bıraktın gittin, sen bu hayatı sen kendin tercih ettin. Peki o da size daha boşanma davası açmadı değil mi? Vallahi bilmiyorum. Hı. Bana 1,5-2 ay evvel bana dedi işte boşanma davasını açıyorum, her seferinde yalan söylüyor. Tamam, açmadığına göre. Şimdi bu adam öyle şey yapar ki gider dolanır gelir. Bak nasıl büyük bir ahlaksızlık var tabii. Burada aileyi birbirine katmış, düzeni birbirine katmış. O gidip orada bir şekilde gönlünü eğlendiriyor. Ama burada yine yani burada gerçekten şu ikinci kadınlara sesleniyoruz. Yapmayın, burada en çok kullanılan sizde oluyorsunuz. Tabii yani. Senden de gidecek. Evet. Senden de gidecek. O zannediyor ki bu artık benle birlikte geldiğine göre beni sevdi zannediyor değil mi? Değil ama hata. Sevmiyor aslında. O gönlünü eğlendiriyor. Bu konuda? Kadınlara mı? Hepimize, herkese, bu olaya, hanımefendiye. Hanımefendiyi ben bir kere alkışlıyorum. Yani kararı son derece doğru. Ve özellikle bu yanlışı, bu sadakatsizliği aile içinden birisiyle yapması zaten bunu iyice boşanma yolunda götürüyor. Mecburi bir boşanma bu. Yarın öbür gün barıştım, o ailenin içinde nasıl olacağım yani? Böyle bir gerçek yok. Hanımefendi doğru yolda. Yalnız hukuksal haklarını çok iyi öğrensin, bunları lütfen bırakmasın. Bu çocuğu için de öyle. Diğer yandan çocuğunu oldu aradı, telefonla konuşmak istedi. Lütfen bu şahsi problemleri çocuğa yansıtmayın. Çocuk için siz anne, o baba her zaman için. Çocuğun ruhsal durumu etkilenmesin. Bunu kesinlikle önermiyoruz. Babasıyla yine çocuk baba ilişkisini kurdurun. Diğer kadına ise sözüm şu. Sen asla sevildiğini zannetme. O geçici bir heves. Çünkü çoluğu çocuğunu gözü görmüyor. Senin için giden adam yarın öbür gün başkası için hayli hayli gider. Sen de kendini o hayattan kurtar. Seninle sadece aile olacak kişilere yönel. Kadın kadının düşmanı olmasın diyorum. Bir de tüm kadınlarımızı şu konuda uyarmak istiyorum. Evli kadınlarımızı. Bu kişi akraba olabilir. Arkadaş olabilir. Kendi cinsinizden kim varsa kocanızla ilgili dertleşmeyin. 2. Kendi kocasını şikayet ederken sizin kocanızı öven kadından uzak durun. Bunları yaşıyoruz, belirtileri vardır bu işin. Sana samimiyet gösterip kocanla ilgili sıkıntıları sık sık soran kadından uzak durun. %100 katılıyorum. Anlatabildim mi? Kendi gelip senin ikramlarından yiyip sana hiçbir şey sunmayan kadından uzak durun. Evinin içinde sanki hanımmış gibi dolaşan kadından uzak durun. Bunlar erkekler için de geçerli, kadınlar için de geçerli. Gözümüz biraz açık tutalım. Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Bu nasihatlerin kulağımızda küpe olacak. Lütfen. Yani gelip senin kocanı seninle birlikte konuşan o sinsi hainler evimize kadar giriyorlar. Evet. O ahlaksızlar. Evet. Evet. Bak buradan herkesin gözünün içine baka baka söylüyorum. Evet. O ahlaksızlar evimizin içine kadar giriyorlar. Evet. Bize dost gibi görünüyorlar. Tabii. Arkamızı döndüğümüz anda kuyularımızı kazıyorlar. Aynen öyle. O ahlaksızlar. Evet. Alo. Evet. Buradan herkesin içine baka baka söylüyorum. Alo. Alo. Bizi telefondan duymaya çalışır mısınız? Televizyonun sesini kısalım lütfen. Ben mi şimdi konuşacağım? Lütfen. Evet, buyurunuz. Evet. Canlı yayındasınız. Dinliyoruz beyefendi. Buyurun. Evet. Tamam. Duyuyorum. Yalnız sizden şunu rica edelim. Televizyonunuzun sesini kısın, olur mu? Kısın. Bizi telefondan duymaya çalışın. Hiç duymayın bizi televizyondan. Buyurun. Tamam. Ben şimdi konuyu nereden başlayacağım bilemiyorum da yani hanımla aramızda bir sorun var yani. Nedir sorun? Ben eşimi seviyorum ama o beni sevmiyorum dedi. Yani kaç yıllık evlisiniz? 30. Ne zaman eşiniz size sizi sevmediğini söyledi? 2 ay önce yani bu oldu da. Kavgalarınız var mıydı daha önce? Yok, ben eşime hiçbir fiske dahi vurmuş insan değilim yani. 30 yıllık evliliğinizde 2 ay önce. Fiske vurmamış yalnız. Evet. Heh. 30 yıllık evliliğinizde 2 ay önce eşiniz geldi size dedi ki ben seni sevmiyorum. Evet, zaten sürekli ayrı yatıyorum. Gelmiyor, şey yapmıyor yani. Hep sıkıntı. Ayrı mı yatıyorsunuz, ayrı mı yaşıyorsunuz? Ayrı yatıyor yani, ben ayrı yatıyorum, o ayrı yatıyor yani. Peki sorduğunuzda ne söylüyor? Cevabı ne oluyor eşinizin? Git başımdan böyle yani. Evet. Git başımdan diyor. Adamı başından atıyor. Peki. Nurdumur'a uğradım. Çok üzüldüm. Yani üzüldüm. Beyefendinin evet. Yani sesinde o sevgiyi, şefkati hissedebiliyoruz ama acaba hanımefendi kendi içinde neler yaşıyor? Tabii. Sizce sizin görüşünüzde eşinizin size böyle davranmasının sebebi ne olabilir? Bilmiyorum ya, ben bu programı aradığımda doğru mu yaptım bilmiyorum. Çünkü hep bakıyorum, hep kadınlar arıyor, hiç erkek arayan yok. Yani acaba ben yanlış mı yaptım diyorum, şey yapıyorum yani. Yok, anladım. Doğru yaptınız. Bu işin kadını erkeği yok. Peki ne yapmanız gerektiğini bir konuşalım o zaman. Teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Aslında beyefendi şunu söylüyor, diyor ki sadece kadınların problemi değil bu diyor. Bak ben erkeğim. Tabii. 30 yıllık karım bana habire her akşam git başımdan diyor. Bunu yalnız genelde yatıyor, o yatak odasında yatıyor. Nurcuğum, şuna tanık oluyoruz. Evlilik 20-25 yılı devirdikten sonra kadınlar gençlikteki üzüntülerinin cevabını veriyorlar. Buna tanık oluyorum ben. Bak bu da başka bir bakış açısı. Tabii. Yani gençlikte şimdi biraz yaptığı... evvel hanımlarımız genç arıyorlar ya, çekiyor. O evlilik 20-25 yılı geçince, erkek yaşlanınca bu sefer kadınlar o işte 20 yıl önce yaşadıklarının cevaplarını anladım. Git başımdan diye veriyorlar. O cümleyi ben çok duyuyorum. Peki beyefendiye tavsiyeniz ne olur? Beyefendi bir kere şunu diyecek. Oho. O hanımı karşısına alacak. Diyecek ki senden bir kere helallik istiyorum. Geçmişte yaptığım, bildiğim bilmediğim tüm hatalarım için. Kalbini kırdığım için bilerek ya da bilmeyerek bir kere bir helallik isteyecek. Onun arkasından da hanımını bir dinleyecek. Ben sana nasıl bir hayat yaşattım diye bir sorsun. Bak bakalım kadın ona neler anlatacak. Ondan sonra da beyefendi zaten gönül almayı geç de kalmamıştır, öğrenecek. Ama gönül alacak. Bir karşı tarafın kırgınlık var. O kırgınlığını çözmemiz lazım. Evet. Alo. Merhabalar Nur Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Benim İnci Hanım'a bir sorum olacaktı daha doğrusu. Sizi dinliyor İnci ablamız. Tabii. Tamam İnci Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyi olmaya çalışıyorum İnci Hanım. Buyurun. Ben 17 yaşında evlendim eşimle, görücü usulü. İlk zamanlarda çok iyiydik. Benim 2 tane çocuğum var. Biri 11 yaşında, biri 5 yaşında. Maşallah. Ben eşimin beni 6 senedir aldattığını öğrendim. Yeni mi öğrendik? Aslında kızım doğduğunda şüpheleniyordum da üstüne kondurmuyordum. 6 senedir aynı kadınla mı berabermiş? Herhalde. Tahminimce öyle. Nasıl öğrendiniz peki? Nasıl öğrendim Nur Hanım? Çünkü kendi kendine ele verdi. Sürekli telefonunu sakladı. Tamam. Şifreler koydu. Tamam. Ondan sonra farklı erkek isimleriyle kaydetti. Kadını farklı erkek isimleriyle kaydetmiş telefonla. Ha. Yani misal diyelim ki, örnek vereyim. Polat diye ismiyle kaydediyordu. Telefon çalıyordu. Aa Polat sen mi arıyorsun diyordu. Tamam diyordu, geliyorum diyordu. Arada bir işe de gidiyordu. Tamam hemen geliyorum diyordu. Ben de zannediyorum ki beni Polat arıyor zannediyorum. Onu daha doğrusu. Öyle gidiyordu. Polat dediğiniz adam sizin tanıdığınız bir adam mı? Yoksa Polat öyle hayali bir kahraman mı? Hayır, hayali kahraman değil. Kadının ismini Polat diye kaydetmiş ki eşim şüphelenmesin diye. Tamam, sizin etrafınızda Polat denen bir adam var mı peki tanıdıklarınız arasında? Hayır, hiç kimse yok. Ha. Yok peki siz sormuyor musunuz yani bu Polat kim? İşte benim arkadaşım diyor, işe gidiyor ya. İşe gittiği için. Diyor, ben diyor beraber diyor. İşe gidiyoruz. Onunla beraber beni çağırıyor diyor. Peki şimdiki durumunuz nedir? Evliliğiniz sürüyor mu? Şu an evliliğim sürüyor. Bütün her şey ortalığa döküldü. Tamam. Hı hı. Daha doğrusu ben kadının numarasını almıştım. Tamam. Aileme verdim. Annem aradı, kadından konuştu. Tamam. Ben dedi istemiyorum ama dedi kendi damadınız dedi geliyor dedi. Allah Allah. Ona dedi şey yapacaksınız dedi. Ben dedi kendi üstümden düşüremiyorum demiş. Ben kendi evimde mutlu değilim. Senin yanında huzurluyum. Senin yanında huzur buluyorum demiş. Tamam. Öyle peki söylemiş. İnci ablamıza sorunuz nedir? Benim İnci ablama sorum şu an ben bir boşluktayım yani. Bütün herkes duydu, abileri falan. Herkes benim yanımda zaten. Hı hı. Ailem falan diyor. Bana diyorlar ki tekrar geri şans verdi. O kadar çok yalanlar söyledi. O kadar çok... Şans vermek istiyor musunuz? İki tane çocuğum var. Ama o her şeyi göz alarak zaten kadına gitmiş. O kendi de düşünmesi lazım değil mi? Tamam. Sadece benim çocuğum değil ki. Peki aslında siz ve sizin gibi durumda olanlar için bu sorunun cevabını verelim. Bir kocası aldatıyor, evet, işte gidiyor ya da işte bir şekilde evi terk ediyor. Kadın evde kalıyor ve bu adam özür dilediğinde bu kadın özrünü kabul etmeli mi? Bu ilişki kaldığı yerden devam etmeli mi? Yoksa hani derler ya bu köprünün altından çok sular mı geçti? O bu orada nokta adamına bağlı. Yani kızımıza ve aynı şeyi yaşayanlara önerim şu. Sadece kuru kuru özür yetmez. Oturup birlikte bu hatayı tekrarlayıp tekrarlamanın dışında... Size bundan sonra neler sunabileceği, sizin gönlünüzü bu konuda nasıl alabileceği konusunda sizin kalbinizi, aklınızı ikna etmesi lazım. Eğer kalbiniz ve aklınız ikna olmuyorsa bu problemleri tekrar yaşarsınız. Ama gerçekten pişman olabilir. Hepimiz beşeriz, şaşarız, hata yapabiliriz. Ortada bir çocuğunuz var. O yüzden ona o konuşma hakkını tanıyın. Eğer gerçekten pişmansa çocuğunuz için bu problemden sonra barışabilirsiniz. Şimdi ama bugün eminseniz. Program başından beri ne gördük? Hanımefendi aradı. Dedi ki kilo aldığım için kocam beni terk etti dedi. Diğer hanımefendi de işte aradı dedi ki kocam işte benimle dalga geçiyor dedi. Yani tabii, işte tabii, ne bileyim selülitlerin arttı. Biraz göbek çıktı. Kalçam büyüdü falan filan. Yüzünde sivilce çıktı. Şimdi gideni tutmak olanaksız değil mi? Tabii. Gidecek olan adamın bahane çok. Gitmek isteyen 50 çocuğu olsa gider. Evet. Mühim olan kalmak için çareler üreten adamlar ya da çareler üreten kadınlar. Öyle ya da böyle. Program başındaki sözümü tekrar ediyorum. Mevlana'ya sormuşlar sevgi nasıl olmalı diye. O da demiş ki en dayanılmaz halde bile ona dayanmadı. O yüzden bize dayanabilecek en dayanılmaz hallerimizi bile sevecek insanlar çıkarsın Allah karşımıza. Amin. Sevgi gününüz kutlu olsun. Hoşçakalın.